Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Mart ayında sevgili kovaları neler bekliyor? Arkadaşlar 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili kovalar için. Ne oluyor ya kartlarıma? Arkadaşlar paralar mutlu. Para, mutlu hayat, sonuç, asaların dörtlüsü. Asaların dörtlüsü komünikasyonu sembolize eder aynı zamanda. Bu dönem çok fazla iletişimde olacağınız bir dönemi sembolize eder. Kutlamayı sembolize eder. Dileklerinizin kabul olacağı bir dönemi. O yüzden de dilek dilerken çok dikkatli olmanız gerektiğini sembolize eder. Yani arkadaşlar dilek dilemek çünkü çok böyle giriftli. Böyle birbiriyle bağlantılı. Yani bir yerden bir şeyi alabilirsiniz ama bir yerden de bir şeyi kaybedebilirsiniz. O yüzden de dilek dilerken çok dikkat etmeniz konusunda da uyarır. Kutlamayı sembolize eder. Ev alma ile alakalı artık ciddi anlamda bir takım görüşmeler veya ev alma teşebbüsünü sembolize eder. Mutlu hayatı sembolize eder. Fakat bazı konularda da çevrenizden bu dönemde destek göremeyebilirsiniz sevgili kovalar. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili kovalar için. Kupaların ikilisi. Kupaların ikilisi de nedir? Duygusal olacağınız bir dönem, sevgi ve aşk ile alakalı çok şanslı bir dönem sizler için. Eğer bir beraberliğiniz yoksa bir elmanın ikinci yarısı der aslında. Yani elmanızın ikinci yarısını bulacaksınız bu dönemde der. Uzun dönem beraber olan çiftler içinde evlilikle alakalı artık ilişkinin daha ciddi bir noktaya gitmesi konusunda ciddi anlamda bir takım görüşmeler yapılacağı veyahut da direkt evlilik teklifi ile sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz. Şanslı ortaklığı ve bazı kovalar içinde ikinci ekstra bir işi de sembolize eder kupaların ikilisi. Hadi bakalım üçüncü kartımız sevgili kovalar için. Sevgili kovalar bu ne ya? Kupaların ikilisi ve üçlüsü direkt arkasından. Üçlüsü de nedir? Normal şartlarda ikileri şöyle yorumlayabilirsiniz aslında. Bir takım konular hakkında seçimleri sembolize eder genel anlamda. Üçler ise seçimlerin sonuçlarını sembolize eder. Seçiminizin sonucunu görüyorsunuz. Kupaların üçlüsü. Kutlama, diploma, mezuniyet, ilişkide bir sonraki adım, evlilik hazırlığını sembolize eder. Birazcık bu dönem dedikodu yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Hoşgörülü olacağınız bir dönemi sembolize eder. Vizeyi sembolize eder. Herhangi bir yere vize başvurusunda bulunmak istiyorsanız şimdi tam zamanı veya vatandaşlık konusunda tam zamanı. Çünkü vatandaşlık ve vize konusunda gayet olumlu gelişmeler yaşayacağınızı sembolize eden bir karttır. Diploma yani herhangi bir kursu bitirebilirsiniz veya eğitimle alakalı ciddi anlamda diplomanızı alacağınızı sembolize eder. Ve one night stand. Tek gecelik aldatma. Ay çok özür diliyorum sevgili kovalar. One night stand arkadaşlar. Tek gecelik aldatmayı sembolize eder. Siz yapabilirsiniz veya partneriniz tarafından one night stand aldatılmaya uğrayabilirsiniz bu dönemde. Hadi bakalım dördüncü kartımız sevgili kovalar için. Sevgili kovalar, asaların şövalyesi. Asaların şövalyesi de nedir? Çok hareketli olacak bir dönem sizler için. Macera dolu bir dönem. Yani adrenalin yüksek bir takım olaylar yaşayabileceğiniz, heyecanlanacağınız bir dönemi sembolize ediyor. Aynı zamanda bu dönem dürtülerinizden çok daha fazla hareket edeceğinizi ve dürtülerinizi kontrol etmeniz gerektiğini çünkü eğer kontrol etmezseniz bunun agresifliğe yol açabileceğini ve sevdiğiniz insanları kırabileceğinizi sembolize eder. Aynı zamanda özgüvenli olacağınız, tez canlı olacağınız bir dönemi sembolize eder sizler için. Ne diyebiliriz? Ve korkusuz olacağınız bir dönem bu dönem.
Karşımızdaki kişiyi entegre edersek nedir? 30-35 yaşları arasındadır. Çoğunlukla sporcu spor ile uğraşır veyahut da sportif bir vücut yapısına sahiptir bu kişi. Agresif olabilir, yeri geldiği zaman kendini kontrol edemeyebilir. Yani sinir kontrolü problemi olabilir bu kişinin. Adrenalini sever. Çok özgüvenlidir, komiktir. Ama işte yani bazen de oh, çok özür diliyorum. Çok umursamaz olabilir bu kişi. Hadi bakalım 5. kartımız sevgili kovalar için. Güçlü arkan arkadaşlar gelecek kartıdır. Yıldız kartı. Der ki imkansız diye bir şey yoktur. Her şey mümkündür. Ve bu mottoyla yola çık der. Çünkü ilerisi senin için çok güzel sevgili kova der. Ve bu dönem artık hayatınızda bir takım şeylerin netlik kazanacağı bir dönemi sembolize eder. Ve bu kart der ki ne olursa olsun hayaline yürü sevgili kova. Yeni nasıl bir negatif enerji mi diyeyim artık sevgili kovalar? Ağırlık mı diyeyim? Ben bu kadar yani üst üste esnediğimi hatırlamıyorum. Gerçi bu bir de şey oluyor ya. Ne diyorlar? Psikolojik de oluyor bazen arkadaşlar. Çünkü kamerada kendimi görüyorum. Esnerken, esneyen birini gördüğünüzde de esnersiniz ya devamlı. Belki de ondandır yani. Ekstradan bloggerlar için çok iyi bir karttır. Ekstra iyi bir karttır. Çünkü popülerliği sembolize eder aynı zamanda. 5. Vallahi sizin de uykunuzu getireceğim ama yapacak bir şey yok, kusura bakmayın. 6. kart geçmiş kartıdır. Kupaların altılısı. Kupaların altılısı da geçmiş dönemle alakalı. Yani mutlu bir takım anılar, evi terk derken yani hani ayrılmak istediğinizi beyan edebilirsiniz aile sakinlerine. Bu dönem güvenli ve duygusal hissedeceğiniz bir dönem. Aynı zamanda da geçmişle alakalı eski iş yerinizden teklif, eski eksinizden bir geri dönme talebi veya bir yerde karşılaşma veya çok eski bir dostunuzla uzun zamandır görüşmediğiniz fakat geçmişte çok yakın olduğunuz ve bağlantının işte okuldan sonra vesaire koptuğu bir insanla tekrardan karşılaşıp yeniden bir iletişim içine girebileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Ve bunun bir de madalyonun ters yüzü var. Çok samimi bir arkadaşınızdan bu dönem bağları kopartıp sıkı bir kavgaya tutulabilirsin diyor kupaların altılısı. Hadi bakalım son kartımız sevgili kovalar için. Sevgili kovalar. Asaların dokuzlusu sevgili kovalar. Asaların dokuzlusu da nedir? Dayanıklı, metanetli olacağınız bir dönemi sembolize eder. Liderlik vasıflarınızın yüksek olacağı, motivasyonunuzun yüksek olacağı bir dönemi ve her şeyi kendi başınıza başaracağınızı yani kan ter gözyaşı bir şekilde başaracağınızı sembolize eder. Der ki bu kart zorluk olsa da kazanan sen olacaksın. Fakat kartın en sevdiğim özelliği ve mesajı bizlere der ki kazanan sen olacaksın ama bu noktaya gelene kadar ki dönemde yaşadıklarından lütfen ve lütfen sevgili kova ders çıkart der. Aynı zamanda bu dönem kronik baş ağrısı veya baş dönmesi yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Hadi bakalım 3-6 son kartımız sevgili kovalar için. Sevgili kovalar asaların kraliçesi. Asaların kraliçesi de nedir? Bu dönem cesaretli ve kararlı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Fakat birazcık bencil olabilirsiniz ve kıskançlığın dozunu birazcık tutturamayabilirsiniz. Onun ayarını iyi tutturmakta fayda var sevgili kovalar. Çünkü sevdiğimiz insanları kırabiliriz. Gayet sağlıklı olduğunuz bir dönem. Liderlik vasıfları kraliçelerde de geçerlidir.
kendinizin kazanacağı bir dönem ve kendim şimdi yaparım diyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Kimseye bağımlı olmayacağınız bir dönem. Ne diyebiliriz? Kadın 30-35 yaşları arasında karşımızdaki kişi için entegre edersek, kendi işidir veyahut kendi kazanır. Cesaretlidir, kararlıdır, neşelidir, bencildir bazı konularda ve kıskançtır. Yani tercih sizin sevgili kovalar. Evet sevgili kovalar, sizler için Mart 2024 tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz ve pozitif enerjinin devamlı sizinle olduğu bir ay olması dileği ile. Hoşça kalın.